Elazığ'da -18'lere kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı birçok alanda olumsuz etkiliyor. Elazığ'da merkez taksi durağı olarak bilinen alanda çalışan taksici esnafı, müşteri beklerken oturup ısınabilecekleri kapalı bir alanlar olmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor. Soğuktan donmamak için araçlarını sürekli çalıştırarak araç kaloriferiyle ısınmaya çalışan taksiciler Elazığ Belediyesi'nden destek bekliyor. Şimdi biz Elazığ Belediyesi'nden istirhamımız bu taksici arkadaşlara bu arkadaşların yerleri vardı. AK Parti belediyemiz bu yerlerini yıktı, bunlara söz verdi, dedi ki biz size yer vereceğiz. Şimdi bu arkadaşlar bu kışın ortasında mağdur olmuşlar. Hepsi arabaların içerisine kapanmış. Kaloriferle nereye kadar ısınacak? Biz Mücahit Bey'den bir istirhamımız var. Bu arkadaşlarına taksi duraklarına tekrar bir kulübe yapılsın. Bu arkadaşların mağduriyetini gidersin. Önceden bizim durağımız vardı. Bu park, yeni park yaptılar. Dilerse tekrar durak vereceğiz. Bizi şu Bangala Caddesi'ne koymuşlar. Yaz dönemimizi vardı, yıktılar. Dileri tekrar yapmadılar. Sayın Belediye Başkanı'ndan, Sayın Şoföre Cemiyet Başkanı'ndan ricamız tekrar bizi yerimize versinler, bize bir kulübe yapsınlar. İşe geliyoruz, soğuk duramıyoruz, donuyoruz. Yerimiz olsa oturur. Şimdi köpek durmuyor, biz duruyoruz. Daha Sayın Başkanı'ndan ricamız bize bir yer yapsın. Elazığ'ın en eski duraklarından olan merkez taksi olarak yerimiz, yaz enemiz yok. Arabaların içinde tir tir titriyor. Sabahın 5'inde geliyoruz. İşte müşteri bekliyoruz. Yani bu rezilliğin son vermesini rica ederiz. Teşekkür ederim Sayın Belediye Başkanımıza. Abi biz merkez taksi esnafları olarak sabah saat 5'te geliyoruz. Çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak için. Sabah saat 5'te geliyoruz. Bu arabalarımızın içinde adeta donuyoruz. Oturacak yerimiz yok. Bir yazanemiz vardı. Yazanemizi kaldırdılar. Kaldırdıkları zaman da söz verdiler biz yeni yazana yapacağız diye. Valilik buraya taşındı. Valiliğin taşınması dolayısıyla nedense bilmiyorum yerimiz elimizden alındı. 22 tane ticari taksimiz var. Şu anda faaliyet gösteren 17 tane taksimiz faaliyet gösteriyor. Ama inanın iş yaparak akşamları eve gittiğimizde çoluk çocuğumuzu geçindirebilecek derecede bile para kazanamıyoruz. Arabanın içinde inemiyoruz, çay içemiyoruz, donuyoruz yani daha doğrusu. Sayın Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz. Sayın Başkanım bize bir çözüm bulsun. Yani artık merkez taksi Elazığ'ın şu anda Ulaştırma Bakanlığı'ndan bildiğim, duyduğum kadarıyla tek onaylı olan bir duraktır. Ve bizi durağımızdan şu anda sürgün etmişler. Bizi Bankalar Caddesi'ne vermişler. Esnaflarla aramız limoni. Her esnaf kendi dükkanının önünü kendine ait biliyor. Bizim park edecek yerimiz yok. Ne yapacağımızı biz şaşırdık. Şu anda yetkililere sesleniyoruz biz. Bakalım da artık Sayın Valimizin de, Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Hocamızın da yani ya bilgileri yoktur ya da onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani bir çözüm bekliyoruz. Valilik buraya gelecek dediniz. Valilik geldi. Valilik geldikten sonra bize hiç kimse burada mağdur olmayacak dediniz. Başkanım burada hiçbirinin mağdur olmadığını gelip siz kendi gözünüzden baktığınız zaman buna tevekkül edebilir misiniz? Buna kanat getirebilir misiniz? Gece gündüzümüz burada soğuklarda üşümekten. Neticede bizler de insanız. Bizler de bu ülkenin vatandaşıyız. Bizim hakkımız eğer ki bir şeyde hakkımız var ise bunu da rica ederim bunu da yerine getiriniz artık.